Öncüler Yürütme Kurulu Mali Müşavirler Birliği Başkanı, Öncüler Mali Müşavirler Yürütme Kurulu Başkanı Serdar Özkan, Mali Müşavirler Odamızın geçmiş dönem kurulu üyesi Cihat Ersoy, geçmiş dönem şube başkanlarım Serpil Yalçınkaya, Kenan Var, Cem Sefa Mısır, Engin Aytaç, Gazi Osman Paşa Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Aydoğdu, Öncüler Şişli temsilcimiz Yaşar Bey, Şişli Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Hanım ve Uyum Sok ve değerli meslek mensubu arkadaşlarım, Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'ne hoş geldiniz diyorum. Öncelikle kusura bakmayın, ilk dediğimim sesim titreyebilir. Teşekkür ederim. Önce kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Çalışan bir meslek mensubu olarak bu hayatta kadın olarak çalışmanın ne kadar zor olduğunu erkekler dahil hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü aynı zamanda her birimiz hem anne, hem bir eş ve hem bir evlatız ve hepsine tek tek yetmek zorundayız. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün dünyada ve Türkiye'de birçok platformda kadından ve kadın haklarından bahsedilmektedir. Ama bu sadece sözde ve böyle masalarda kalmasın. Gerçekten hayatımıza geçmesine ve günümüzün herkes tarafından fark edilmesi. Şundan eminim ki öncelikle bir kadın kendi gücünü fark eder ve yapabileceklerini bilirse onun önünde ne bir eş, ne bir koca, ne bir abi, ne de bir kardeş duramayacaktır. Benim sizden tek ricam yanınızdaki kadının gücünü fark edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Benim için dernek başkanımız Muzaffer Bey'e mikrofonu uzatıyorum. Cumhuriyetimizin öncü kadınları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir. Bu sözlerle başlamak istiyorum. Öncüler Mali Müşavirler grubumuzun yönetim kurulu başkanı Sayın Serdar Özkan, diğer yöneticilerimiz, temsilcilerimiz, dernek başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Aslında bugün üzüntülüyüz. Yaslıyız. Dağıtılan kurdelelerimizde de bunlara dikkat çekmek istedik. Son dönemde üzerimizde artan iş yükü nedeniyle görevi başında işlerini icra ederken intihar eden, beyin kanaması geçiren, kalp krizi geçiren meslektaşlarımız var. Önce onları anıyoruz. Ayrıca bugün Emekçi Kadınlar Günü olarak görevi başında hak çabası uğraşırken vefat eden kadınlarımızı da anıyoruz. Meclisimizde bekleyen bir yasamız var. Bunun için büyük çaba sarf ediyor milletvekilimiz Esra Hanım. Bugüne kadar ben kendi adıma hiç hatırlamıyorum ki görev almış mecliste bir sürü meslektaşlarımız var oldu. Onun kadar bunu dillendirsinler, onun kadar bizi savunsunlar, onun kadar derdimizi anlatsın. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu yasanın meclisten geçmesini umut ediyoruz. Önümüzde mahalle idareler seçimleri de var. Oralarda görev alacak olan arkadaşlarımız var, aday adaylarımız var, meclis üyesi adaylarımız var. Hepsine inşallah gönüllerince başarılar diliyoruz orada. Mesleğimiz adına da faydalı olmasını umut ediyoruz. Şimdi ayrıca bir şey yasalaştı. Mayıs ayında da İstanbul Mali Müşavirler Odamızın seçimleri var. Oraya hazırlanıyoruz. Şimdi orada biliyorsunuz sürekli eğitim yönetmeliği çıktı. Şu anda da sümen altı kenarda bekliyor. Bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmıyor. Ancak bu yönetmelik ücretli olacak şekilde yasalaştı. Ben burada şimdi onu çıkarttım. Burada tabii ki bunun da takipçisi olacağız öncüler olarak bizler. Merkezin mali kaynaklarında maddeleri sayarken diyor ki sürekli mesleki eğitim dolayısıyla yaptığı faaliyetlerden dolayı sağladığı gelirler
giderlere baktığımız zaman da giderlerin D maddesinde de yine huzur hakları var. Yani nasıl bir huzur hakkı gideri olacak, nasıl bir eğitim gideri harcayacak, bunların da takipçisi olacağız. Bizler Mali Müşavirler Derneği'ne seçildiğimiz zaman şunların takipçisi olacağız dedik. Mış gibi davranmayacağız. Eteğimizdeki taşları dökeceğiz, maskelerimizi çıkaracağız. Elimizde taşın altına koyacağız. Ve bu şekilde yaptık. Takip de ediyoruz her şeyi. Bugün aramızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle iktisadi dayanışmaya Nusret Bey her zaman yanımızda. Sağ olsun, var olsun. Biz onu destekliyoruz. O bizi destekliyor. Birlikte devam ediyoruz. Ayrıca bileşim partnerimiz Uyumsoft her zaman yanımızda. EkoSMM'yi ücretsiz veriyor. Ve diğer bir konuda bize yardımcı oluyor. Bu konuda da kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle olduğunuz için değerli meslektaşlarımıza, kadın emekçilerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür.